Evet Deniz, cevap bekliyorum. Atılmam için şahitlik yapacak mısın? Yapmayacak mısın? Deniz'in cevabı gayet açık bence. Öyle değil mi hayatım? Artık yeter! İkiniz de susun! Bana ne yaptığınızın farkında mısınız siz? Ben sadece seni korumaya çalışıyorum. Sen hiç kimseyi korumaya falan çalışmıyorsun. Değdiğin her şeye zarar veriyorsun. Ben artık bu saçmalığın bir parçası olmak istemiyorum. Saçmalık falan değil Deniz. Farkında değil misin? Bu herif senin gözünü boyamış. Hiçbir şey göremiyorsun. Bana hala nasıl hitap ettiğini duyuyorsun değil mi? Artık yeter! İkinizin arasında kalmaktan, parçalanmaktan yoruldum. Deniz dur bir dakika, nereye gidiyorsun? İkinizin de olmadığı bir yer. Ya yeter artık bağını, bu ne ya? Buraya susmak için mi geldin ha? Ne söyleyeyim Ozan? Canım konuşmamız gerek. İyi tamam, konuşalım. Hayır, sanki ben bir şey yaptım, hatalıymışım da bana soğumuşsun gibi davranıyorsun. Ne oluyor anlamıyorum ki. Ozancığım söylüyorum ya bak, dersler, ayrıca çalışıyorum, yoruluyorum yani. Ya Banu, bana masal anlatma ya. Biz sana çok daha zor durumlar geçirdik. Bunu biliyorsun. Bak, açık konuş. Ayrılmak mı istiyorsun? Ha? Merhaba Ozi. Merhaba kanka. Hoş geldin. Hoş geldin de. Sen daha kalmayacak mıydın Ukrayna'da? Ha? Kalacaktım da acil bir işim çıktı, dönmem gerekti. Hiçbir şey anlamamış. Merhaba Banu. Merhaba. Ben de birinci mekim. Tabii. Meryem abla. Meryem abla. Efendim Volkan'cığım. Biz çıkıyoruz Deniz'le. Akşama bir şey istiyor musun? Yok canım, sağ ol. Tamam. Senin neyin? Neyin var? Ne derdin var ablam? Meryem Hanım, sizin ne işiniz var burada? Pelin'cim, bir dakika dinler misin? Bak biz... Efe mışıl mışıl uyuyor. Siz rahat rahat konuşun. Pelin. Tabii ya. Tahmin etmeliydim. Bütün bunlar sizin başınızın altından çıkıyor değil mi Hacer Hanım? Pes yani, pes! Pelin, bak tamamen yanlış anladın. Aslında biz babanla... Boşuna kendinizi yormayın. Sizi dinleyecek değilim. Pelin'cim, sandığın gibi değil. Meryem'le bizim bir konuyu konuşmamız gerekiyordu. Ya baba, konuşacak başka yer bulamadınız mı? Bu kadını nasıl getirirsin evimize ya, nasıl? Allah Allah, ben evden çıkamıyorum işte. Yatıyorum burada böyle. Eyvah, İkbal Hanım geldi galiba. Yok yok, İkbal değildir. İkbal kapıyı çalmaz ki, anahtarı var. Anahtarlarını burada unutmuş babacığım. Bu gelen kesin o. Ne oldu? Şu çocuk disipline vermiş mi Mert? Yiğit mi? Ha işte o. Şikayet etmeyecek miydi kurula? Dilekçeyi dün veremedi. Dekanlık kapanmıştı o saatte. Ama bugün kesin verecek. Üzülüyorsun değil mi? Tabii ki üzülüyorum. Mert benim arkadaşım. Şaka değil, durup dururken okuldan atılacak. Hayatı kararacak. Sadece arkadaş öyle mi? Efendim? Yok bir şey. Hocalar ne diyor? Yani araya girecek kimse yok mu? Bilmem.
Selçuk Hoca ile konuşacağım bugün. Elinden geleni yapar ama benim pek umudum yok. Okuldan atılmam neredeyse kesin gibi. Ben çıkıyorum baba. Görüşmek üzere. Mert, oğlum dur bir dakika. Sen birkaç gündür biraz durgunsun. Hayrola, bir derdin mi var? Yok, bir şeyim yok aslında, iyiyim. Biraz yorgunum, ondandır. Siz ne yaptınız? Baktınız mı güzellik salonuna? Bakmadık Mertçik. Dün Celalcik çok bunalmıştı, ben de onu yemeğe çıkardım. İyi yapmışsın. Hayatım, bugün gideriz mekan bakmaya. Ama daha önce bir Bahri'yi ziyaret edelim diyorum. Oo, bu işte gittikçe uzuyor. Ne var bugün baksak? Tabii. İlk önce Bahri'yi ziyaret edelim. O çok daha önemli. Neyse, ben çıkıyorum. Görüşürüz. Güle güle oğlum. Bye. Hayatım, biz de bir kahve içelim, ondan sonra çıkarız, tamam mı? Olur aşkım. Ben kahveleri hazırlayayım. Ne yapacağız şimdi? Hay Allah. Keşke gelmeseydim. Çok büyük hata yaptım. Hayır İkbal, kesin yanlış anlar şimdi. Hayır baba. Annemle aranızın yeniden bozulmasına izin veremem. Bir şeyler yapmak lazım. Ne yapacağız peki? Hacer, sen Meryem'i al, mutfağa geçin. Tamam, ben de annemi alıp yukarı çıkayım. Biz çıkınca siz de gidersiniz. Çilingir çağıracaktım neredeyse. Anneciğim ben yukarıdaydım. Babam da halsiz tabii uyumuş. Hacer Hanım da şeyde olunca. Neyse. Babana bir sürü organik sebze aldım. Malum diyette. Şunları bir mutfağa koyayım. Anneciğim ama bizim önce konuşmamız gereken çok önemli bir şey var. Ay benim ne oldu, korkutma beni. Yok. O kadar önemli değil de yine de konuşalım. Şunları bir mutfağa koyayım. Tamam. Buraya bıraktık işte. Hacer Hanım gelince alır. Hadi. İyi, hadi bakalım. İyi misin? Düşündükçe fena oluyorum. Ya ne oldu, bir anlatsana sen. Celal evlenmeye karar vermiş. Mert de hiç istemiyormuş. Kız ister mi hiç? İstemez tabii. Ayol, o ne öyle kendi yaşında kızla evlenecek babası? Tövbe. Öyle işte. Ya kimse konuşmuyor mu bu adamla? Yani aklını başına al demiyorlar mı ya? Söylemişler. İkbal de söylemiş, Bahri de söylemiş ama. Nafile. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Sen nereden öğrendin bunları? Bir başka tanıdıktan öğrendim. Vallahi Berna Hanım, sen hiç uzatma. Git dikil bu adamın karşısına. Ya baksana, iş nikaha kadar gelmiş. Karşısına dikilip ne yapacağım? Ne diyebilirim ki? Vallahi ilk defa Şükrü'ne hak veresim geldi ha. Şeytan diyor ki git, o kızın saçını başını yol böyle. Olur mu öyle şey canım benim? Olmaz. Ne yüzünü öyle? Hani sen Berna Demirhan'dın? Hani senin elinden hiç kimse erkeğini alamazdı? Galiba artık çok geç.
İyi dersler Deniz'ciğim. Umarım bugün okula gelirsin Mert kardeş. İşte böyle. Biz de eniştem kalp krizi geçirdi diye apar topar döndük Bodrum'dan. Biliyorum. Ben de dolaylı olarak bu sebepten geldim zaten. Nasıl yani? İşte Bahri Hoca kalp krizi geçirince halam da işi bırakmış. Babam da bir sürü iş var deyip kriz geçirdi, apar topar çağırdı beni. Ya eniştem yine yattığı yerden sana kazık attı ha? Tabii Ukrayna'daki kızları bırakıp buraya dönmek birazcık zor olmuştur ha? Yok canım, ne alakası var? Ben zaten dönecektim. Çok özledim. Gel. Hocam uygunsanız konuşabilir miyiz? Tabii Deniz'ciğim. Gel otur şöyle. Hocam ben sizinle Mert'le ilgili konuşmak istiyordum. Biliyorsunuz Yiğit'le aralarında büyük bir tartışma oldu. Evet Deniz'ciğim, haberim var. Ve doğrusunu söylemek gerekirse Mert'in durumu hiç parlak görünmüyor. Yiğit şikayetinde sonuna kadar haklı. Ama hocam... Bak Deniz, bana sorarsan Mert'in savunulacak hiçbir tarafı yok. Hele bir doktora şiddet uygulamak ne demek ya? Hocam bakın, Mert'in hatalı olduğunu ben de biliyorum. Ama bunun bedeli okuldan atılmak mı olmalı sizce? Biliyorsunuz Mert normalde... Evet, Mert normalde böyle bir şey yapmaz, biliyorum. Zaten Mert'i tanımasam inan üstünde bir dakika bile düşünmezdim. Kestirir atardım okuldan atılsın diye. Hocam, Yiğit dün akşam dekanlığa gitti dilekçe vermek için. Ancak dekanlık kapalı olduğu için veremedi. Ama bugün kesin verecek. Ben çok konuştum vermesin diye. Israr ettim. Ama beni dinlemiyor. Peki. Ben Yiğit'le konuşurum ama ikna edebilir miyim onu bilmiyorum. En azından bir deneseniz hocam. Çünkü burada Mert'in geleceği söz konusu. Peki ne kadar zamandır beraberlermiş bu Diloş mu Siloş mu denen kadınla? O kadarını bilmiyorum. Ha, acaba nerede tanıştı ki bu adam o kızla? Ay bilmiyorum dedim ya. İzmir'de tanışmıştır herhalde. Peki senin bu ahbaplar acaba neden karşılar ki? Yani acaba sadece yaş farkından dolayı mı? Yoksa kızın başka bir arızası da mı var? Of! Bilmiyorum dedim ya. Şükran gibi bunalttın sen de beni. Aman tamam. Ne kızıyorsun ya? Sen de adam akıllı öğrenmemişsin ki. Yani şu ara ahbaplarını da bir daha adam akıllı bir öğren. Neyin nesiymiş? Aradım diyorum. Ha? Açmadı. Ha? Geri de dönmedi. Yahu olsun. Burada senin ailen, hayatın mevzu bahis. Böyle gurur yapma. Sen tekrar bir daha ara. Hatta gerekirse buluş. Arasam mı? Vay. Mert. Efendim? Seninle biraz konuşabilir miyiz? Ben nereden hatırladığımı çıkaramadım da. Hastanede karşılaşmıştık. Şu Efe'nin kaza geçirdiği gibi. Aa, hatırladım. Siz Deniz'in yakınıydınız değil mi? Evet. Ben nasıl yardımcı olabilirim peki? Aslında ben sana nasıl yardımcı olabilirim diye sormaya geldim. Anlamadım. Şu Yiğit denen arkadaş. O mevzuda bir konuşmamız lazım. Aldık çiçeklerini canım. Sağ ol. İyi iyi, çok iyi. Sağ ol. Asıl sen nasılsın? Ne zaman dönüyorsun? Bu sefer biraz uzun sürmedi mi Mustafa? Tamam, baskı yapmıyorum. Tamam. Canım sağ ol. İletirim geçmiş olsun dileklerini.
Kendine çok iyi bak, olur mu? Ben de seni çok özledim Mustafa'cığım. Hadi görüşürüz, hoşça kal. Ah Mustafa, ah. Gel. Meşgul müsün Yiğit? Gel canım, gel otur. Nasıl geçti günün? Dilekçeyi vermekte kararlı mısın? Tabii ki kararlıyım. Sence de hakkım değil mi artık? Benim için bir kere daha düşün sen. Lütfen. Ben düşüneceğim kadar düşündüm Deniz. Peki ya sen? Sen benim için şahitlik yapacak mısın peki? Biliyor musun? Ben seni olgun biri sanıyordum. Sense adeta bir çocuk gibi davranıyorsun. Deniz lütfen. Bana onu savunmaktan vazgeç artık. Tamam. Haklı olabilirsin. Buna bir diyeceğim yok zaten. Ama burada bir insanın geleceği söz konusu. Bunu anlayabiliyor musun? Ben ona bir şans verdim Deniz. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Ama o ne yaptı? Bu şansı değerlendiremedi. Bu olayın başından beri belki bir büyüklük gösterirsin. Bir gencin geleceğiyle oynamazsın diye bekliyorum. Deniz. Hatta buraya gelmiş sana yalvarıyorum. Ama senin umurunda bile değil. Bir de kalkmış bana şahitlik yap diyorsun. Yazık, gerçekten çok yazık. Mert bir gitsin. Deniz'in de siniri zamanla geçer ne de olsa. Merhaba. Ben genel cerrahiden Doktor Yiğit Aslan. Dekan yardımcısı yerinde miydi acaba? 2 saate kadar gelir diyorsunuz. Tamam. Teşekkürler. Baba, seninle biraz konuşmak istiyorum. Gel bakalım. Ben de seninle konuşmak istiyorum. Dün yaptığın şey hiç hoş değildi. Onca yaşanılan şeyden sonra o kadını tutup eve getirdiğine hala inanamıyorum. Bak Pelin'cim. Şimdi beni dinle. Hayır baba. Önce sen beni dinle. Annemle neredeyse boşanıyordunuz. Aranız yeni yeni düzelmeye başladı. Ama sen umurunda değilmiş gibi hala o kadınla görüşüyorsun. Pelin'cim, benim bir mecburiyetim olmasa Meryem buraya çağırır mıyım ya? Ne mecburiyetim vardı baba? Bu kadar önemli olan şey ne, anlamıyorum. Sizi gören ben değil de annem olsaydı neler olabileceğini hiç düşündün mü? Bak, Meryem'le benim aramda senin sandığın gibi bir şey yok. Olamaz da. Ne olursa olsun annem bunları hak etmiyor baba. Hem o senin için işinden bile vazgeçti. Merak etme. Ben bundan böyle annenin hak etmediği bir şeyi ona yaşatmam. O zaman o kadınla bir daha görüşme baba. Bunu bizim için, ailen için yap. Senden kızın olarak rica ediyorum. Mis gibi zencefilli kek yaptım. Hem de kendi ellerimle. Umarım beğenirsin. Hayatım sen yaparsın da ben nasıl beğenmeyeyim? Dilim de sana vereyim mi? Yok anneciğim, size afiyet olsun. Benim okula gitmem gerek. Görüşürüz. Güle güle kızım. İyi dersler canım. Aslında biz de tatilde pek iyi vakit geçirmedik. Yani bu olay olmasaydı da dönecektik galiba. Niyeyse. Benim telefona bakmam gerekiyordu. Hemen geliyorum. Nasılsın? Ben çok kötüyüm. Ben de. Demek evine, Ankara'yı özledin ha? Hayır seni.
gelişine bak. Ben seni çok özledim valla. Sen uyurken yalnız olamayan öyle mi yapar dersen anlarım. Ya benim bir şirkete uğramam gerekiyor da. Tamam canım, ben seni burada bekliyorum. Ben de işe gidecektim zaten. Yo, siz oturun, ben hemen gidip geleceğim. Tamam mı? Kalbine bak, yüzüne bakamaz ağlar. Sen uyurken. Abi, anlatacak mısın? Dün seni Yiğit'le kavga ederken gördüm. Eğer neden Deniz'in sevgilisini gördün diye bana hesap soracaksan... Yok canım, ne hesabı? Eline sağlık derim ancak. Seni kışkırtmak için de küfürler ettiğini duydum. Ağza alınmayacak laflar söyledi şerefsiz. Küfürleri bana etseydin, o dakika çeker vururdum onu. Abi sen ciddi misin? Bak aslan, ben anladım. Sen harbi delikanlı bir adamsın. Deniz üzülmesin diye de bunları ona anlatmıyorsun. Onu korudun ama kendine paya çıkarmadın. Budur. Biliyor musun abi, ben de en sonunda beni anlayan birini buldum ya, bu da bana yeter. Aa, ben biraz adam tanıyorsam, ki tanırım, o Yiğit denen herifte bir iş var. Bir şey saklıyor sanki. Abi inanır mısın? Ben de aynısını düşünüyorum ama kimseyi inandıramıyorum buna ya. Bırak birader. Bu herifin bakışı bakış değil. Böyle eli kolu ayrı oynuyor. Sağlam değil o herif. Kof. Abi sen gerçek misin ya? Bak Mert kardeşim. Deniz benim bacım sayılır. Açık söyleyeyim. O herifle takılmasından da çok rahatsızım. Eğer sen bu herife haddini bildireceksen yanındayım kardeşim. Sağ ol abi. Böyle elin kolun bağlı oturup kurbanlık gibi seni okuldan attırmasına göz yummayacağız. İyi de abi o zaman ne yapacağım? Bu herifin yanına gidip özür dilemem. Hoş. Dilesem de kâr etmez zaten. Dilekçeyi verdiği gibi beni okuldan attırır. Bugün de dilekçeyi verecek zaten. Herifte kesin bir çapan oğlu var. Bu dilekçeyi verir vermez. Toplanır mı şu kurul dediğiniz? Yok. Biraz uzar. O vakit birader, biz de bu süre içerisinde Yiğit'in bir açığını bulacağız. Bulacağız ki senin de elinde bir toz olsun. İyi de abi ne yapabiliriz ki? Herif okuldaki herkesin gözünü boyadı ya. O zaman biz de o boyayı asitli olur, tinerli olur, sileriz kardeşim. Şimdi sen şu herifin şeceresini bana iyice bir anlat bakalım. Yani açıklarını filan. Kimdir, nedir bu herif? Şimdi abi Yiğit... En yakın arkadaşım göz göre göre okuldan atılıyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Tamam ya. Keşke elimizden bir şey gelse. Bir şeyler yapmalı ama ne? Babanla konuşsan, o bir şey yapamaz mı? Benim de aklıma o geldi aslında. Hem durumu da daha iyi artık. İyi olan Bahri Hoca değil mi? Nasıl oldu? Ben göremeden taburcu olmuş da. Evde dinleniyor. Beklediğimizden daha çabuk toparladı. Çok sevindim Özgürcüğüm. Tekrar çok geçmiş olsun. Sağ ol canım. Sen nasılsın? Pek iyi görünmüyorsun. Kötüyüm vallahi Özgür. Selçuk Hoca ile Mert'in durumu hakkında konuştum. Belki Yiğit'i ikna eder diye düşündüm. Çok iyi düşünmüşsün. Ne dedi peki? O bile çok kızgın Mert'e. Konuşacak ama pek umudu yok. Tüh ya. Ben de babamla konuşayım diyordum. Aa, Selçuk Hoca, Bahri Hoca ile konuşmayın. Strese girmesi yasak. Gerekirse ben uygun bir dille anlatırım dedi. Mert de öyle bir dağıtmış ki ortalığı, toparlaması biraz zor yani. Anlamadım Mehveş. Mert okuldan atılmayı mı hak ediyor? Yok canım. Atılmayı hak ediyor demek istemedim. Vallahi aklıma hiçbir şey gelmiyor ya. Birkaç disiplin dosyası aldım, inceledim. Var mı buna benzer olaylar? Vallahi Deniz'ciğim şöyle söyleyeyim. Çok daha küçük şiddet olaylarında bile okuldan atılma durumu olmuş. Ciddi misin? Maalesef. Akşam bunları Mert'e de anlattım. Yiğit'ciğim, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Mert hakkında mı hocam? Evet. Sen bu dilekçeyi vermek konusunda kesin kararlı mısın şimdi? Kararlıyım hocam.
Şikayetçi olmak hakkım diye düşünüyorum. Dilekçeyi bugün teslim edeceğim. Biliyorsun öyle değil mi? Bu çocuk oyuncağı değil. Mert bir kere atılırsa bunun bir daha geri dönüşü yok. Biliyorum hocam. Ama böyle olmasını o kendisi istedi. Ben ondan özür dilemesini istedim. Bu kadarını dahi yapmadı. Anladım. İnanın ben de çok üzgünüm hocam. Ama bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Peki, sen kararını vermişsin zaten. Görüşürüz Yiğit. Onca şeyin arasında bunu da Bahri Hoca'nın sırtına yüklemek istemiyorum ama. O Çağlar denilen heriften bir şey çıkmaz gibi geldi bana. Onu susturmuş belli. Tabii abi, apar topar gönderdi çocuğu zaten. Biz madem bu herifin bir şeyler gizlediğinden kuşkulanıyoruz, o zaman tanıdığı, bildiği başka birilerini bulacağız. Evet de, ya ama nerede? İz süreceğiz birader. Buradan geriye doğru adımlarını takip edeceğiz. Gerekirse kundağına kadar gideceğiz. İlk durağımız Gazi Üniversitesi. Gazi demiştin değil mi? Evet. Tamam işte, gidelim araştıralım. Öğrenci işlerine falan soralım. Benim orada bir askerlik arkadaşım çalışıyor. Belki bize yardım eder. Aa, süpermiş. Hadi gidelim o zaman. Yalnız benim şirkette küçük bir işim var. Bir saate kadar hallederim. Sonra Gazi'nin kapısında buluşuruz. Yalnız abi biz her ihtimale karşı telefon numaralarımızı alalım da terslik olmasın. Ha, biraz çabuk söyle, şarjım bitiyor. Yaz. Bitti. Neyse, artık Gazi'nin kapısında buluşuruz. Tamam. Yalnız Mert, Deniz dahil kimse bilmesin bu durumu. Kadın milletine de olsa hepsi velveleci olur. Tamam abi, sen merak etme. Hiçbir şey söyleme. Yiğit denen herifin kulağına gider, önlem filan alır. Sessiz ve derinden hallediyoruz kardeşim. Ay Allah'ım, ya Rabbim, sen güldür artık şu kadının yüzünü, kavuşsun kocasına. Anne gitti mi Berna abla? Gitti gitti. Ya sen iki gündür niye işe gitmiyorsun? Hasta gibiyim. Ha, hasta gibisin. Hiç de hasta gibi değilsin. Anlat bakayım sen bana, ne oldu? Kahve içelim mi? Ya içelim hadi. Ama bu sefer de benim falıma bakacaksın. Bana bak, yoksa fallık bir durumun mu var ha? Yok aslında. Anne ya, ben sana bir şey soracağım. Sor yavrum. Sen hiçbir kadına güvenmeyen bir erkekle karşılaştın mı? Ay, karşılaşmak ne kelime. Tanıyorum. Hadi canım, kimmiş o? Benim amcaoğlu Burhan. Ay anne, o gaddarı Allah affetsin. Öyle deme kız. Burhan çok acılar çekti, çok. Ne oldu ki? Karısı bunu aldattı. Kaçtı adamın biriyle. E ondan sonra da Burhan değil sana bana, bütün kadınlara, anasına bile düşman oldu. Hadi ya. Ondan mı öyleydi onun tavırları? Onun kavgası kendisiyle diye düşünmüştüm hep. Yok öyle değil. Böyle adamlar tuhaftır ama içlerinde kötülük yoktur. Bir gece bir baktım iki gözü iki çeşme ağlıyor. Burhan abi, ağlarken hayatta inanmam. Ya bir görsen, böyle gözleri kan çanağına dönmüştü. İçim acıyor amca kızı dedi. Alkollüydü de biraz. Ay bir üzüldüm. Aman e'si işte. Ondan sonra anladım ki onun içinde kötülük mötülük yok. Öyle öfkesinden herkese esip gürlüyor. Ah, sinir mi bozdu bu sessizlik ama? Ya düşün çoktur işin demişler. Deniz. Efendim. Ya yeter bu kadar oturduğumuz. Hadi kalk, derse gidiyoruz. Ben derse girecek durumda değilim ama kalkayım, eve geçerim ben de. Canım, biz gidiyoruz, görüşürüz. Tamam Eriş'im, gidersen. Mert. Merhaba Mehveş.
Ya benim şimdi derse girmem lazım. Olanları duydum. Keşke... Meyveşciğim sen derse git, ben yetişebilirsem geleceğim. Peki, sen bilirsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Mert, Selçuk Hoca ile konuştum. Pek umudu yok ama elinden geleni yapacak. Ya Deniz yapma işte, başlama yine ya. İyi peki. Sen söyler misin? Şahitlik yapacak mısın, yapmayacak mısın? Bravo Mert. Ben burada senin için uğraşayım ama sen kalk bir de beni suçlar gibi konuş, oldu mu? Sağ ol Selçuk, sağ ol, teşekkür ederim. İyi ki haber verdin. Merak etme, ben konuşurum Yiğit'le. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne oldu Bahri? Mert, Yiğit'in odasından Deniz'in raporlarını çalmış. Yetmezmiş gibi bir de kalkmış, Yiğit adam akıllı dövmüş. Aa, inanmıyorum, Mert mi yapmış bunu? Hayır, anlamıyorum ki ya. Bu çocuk iyice çığırından çıktı. Ne alıp veremediğim var bunun Yiğit'le? Bu sefer biraz ileri gitmiş ama. İnsan hocası olmuş bir doktora böyle bir şey yapar mı? Zaten Yiğit onu disipline vereceğim diyormuş. Bu sefer kesin okuldan atılır. Hayır, kaç kere söyledim. Uğraşma şu adamla diye. Ama sözümü dinleyen kim? Ne yani? Mert şimdi okuldan mı atılacak? Bu kadar da değildir. Bunun karşılığı bu. Tabii ağır bir ceza olur da. Dur bakalım. Mert Efendi'yi arayayım bir. Kapalı. Yiğit'le konuşalım. Anlaşılan haber hızla yayılıyor. Ama ne yapsam boş Bahri hocam. Mert'i mahvedeceğim. Görünen o ki Özgürcan, yapacak bir şey yok. Vallahi babam karşı gelse bile bir oyu var. Ne kadar etkili olur bilemiyorum yani. Bütün bunları neden yaptığımı anlıyorsun değil mi? Çünkü en yakın arkadaşımın beni anlamasına ihtiyacım var. Ya anlıyorum anlamasına da, dövmek fazla olmadı mı abi? Okuldan atılırsan ne olacak? Ya bilmiyorum Özgürcan, bilmiyorum. Ya Deniz'i korumak için Yiğit'i dövdün, tamam. Ama bunların hepsini Celal amcaya nasıl açıklayacaksın, hiç düşündün mü? Üniversiteye tekrar mı hazırlanacaksın? Atıldıktan sonra 2 yıl sınava giremiyorsun. Biliyor musun? İnanamıyorum ya. Deniz yine ortalığı karıştırmış. Gösteririm ben sana Deniz Hanım'ı. Neyse artık ya Özgürcan. Yapacak bir şey yok zaten. Her şey olacağına varacak. Bana sorarsan kafanın dikine gitmekle hiç iyi etmiyorsun. Ne yapayım? Kafamın dikine gitmeden yapamıyorum. Alışkanlık olmuş. Geç bakalım sen dalganı. Nereye? Gidiyorum, biraz işim var. Sonra görüşürüz. İşte böyle Berna teyze. Anlayacağım bu diloş pek sağlam ayak değil. Düpedüz servet avcısı. Ben çok iyi bilirim böyle kadınları. Mert uyanmış duruma. Uğraşıyor çocuk. Anlattım işte ama... Beceremiyor tabii. Ah güzel oğlum, ah güzel yavrum. Derslerine çalışacağı yerde. Öyle. Bir de ta Antalyalara gitmiş. Evet, işte bu eskiden başına bela olduğu adamı bulmak için. Çırpınıyor tabii. Ah Celal'a. O kadar saf, o kadar iyi niyetlidir ki. Babam hem kör hem sağır oldu Mert. Kimse dinlemiyormuş. Berna teyze, ben bu olaya pek fazla karışmak istemiyorum ama anladığım kadarıyla kimse bu diloşun üstesinden gelemiyor. Ben gelirim. İzin vermem bunu. Ne Mert'in ne Celal'in hakkını kimseye yedirmem. Ben Berna Demirhan'ım. Ben olduğum sürece kimse ailemin kınına zarar veremez. Yettiniz artık be. Ana kız bir gidemediniz başımızdan. Ama artık karşınızda ben varım. Hı? Salağa bir sorayım, kesin biliyordur farenin yerini. Meyveş! Deniz nerede biliyor musun? Bir sakin ol Pelin. O ses tonuna da dikkat et. Aman Mehveş, hiç uğraşamam şimdi seninle. Söyleyecek misin Deniz'in yerini?
Eve gitti. Ne yapacaksın ki Deniz'i? Hanımefendi yine ortalığı karıştırmış. Mert onun yüzünden okuldan atılıyormuş. Deniz yüzünden falan değil. Mert de rahat dursaydı da gelmeseydi başına onlar. Ne demek Deniz'in yüzünden değil? Resmen babamın hastalığını fırsat bilip çocuğa yanaştı. Deniz'in öyle bir niyeti olmadığını sen de gayet iyi biliyorsun. Ya ya, melek gibidir değil mi Deniz? Gözlerimle gördüm. Ben babamın derdine düşmüşken Mert'i köşelere çekip fısır fısır konuşuyordu. Hay Allah'ım, sen şu Pelin kuluna akıl ver. Kim bilir neler dedi, nasıl doldurdu Mert'i. O da gitti sonunda Yiğit'e saldırdı. Seni paranoyalarınla baş başa bırakıyorum Pelin'cim. Ama benden söylemesi hiçbir şey sandığın gibi değil. Eminim öyledir. Bozacının şahidi Şıracı işte. Öğrenci işlerindeki arkadaşımla konuştum. Yardımcı olacak. Umarım bir açını buluruz. Kesin bulacağız. O dilekçeyi verse bile geri alacak, görürsün. Sonra da o herifi Deniz'in hayatından çıkaracağız. Ben sana bir tane daha kahve yapayım mı? İster misin? Yok, istemem. Sağ ol. Televizyon mu seyretsek acaba, ne dersin? Yok, gerek yok. Zaten bu saatte bir şey olmaz televizyonda. Yeter artık ya. Her gün burnumda tuttum Banu. Sen de benim. Ayrılmak da bir işe yaramıyor, anasını satayım. Evet. Senden uzak durdukça sanki her şey daha çok yaklaştırıyor seni bana. Uzandan nefret ettim biliyor musun? Sanki onun suçuymuş gibi. Şşş. Kimsenin suçu değil bu. Ne yapacağız peki? Ama şu an bildiğim tek şey, sana her gün daha fazla aşık oluyorum. Ben de. Dilekçe tamamdır. Bu iş buraya kadar Mert Efendi. Ben Deniz'i kandırıp koyununa girerken sen çok uzaklarda olacaksın. Ay, ödüm koptu. Kim bu böyle ya? Resmen kapıyı kıracak. Deniz dur, tek gitme. Deniz dur. Pelin bu. Aa. Pelin? Ne yapıyorsun sen be? Ne işin var burada? Ana kız yine ortalığı karıştırmışsınız. Haddinizi bildireyim dedim. Pelin bak. Hele sen hiç konuşma Meryem Hanım. Kabahatin büyük. Kızını da kendin gibi yetiştirmişsin. Vallahi bravo. Annemle böyle konuşamazsın. Haddini bil. Yok canım. Bilmezsem ne olur? Anasına bak, kızını al işte. Hemen çık git bu evden. Gitmiyorum. Size haddinizi bildirmeden de hiçbir yere gitmeyeceğim. Bana bak kızım. Mert'ten uzak duracaksın, anladın mı? Bir daha onun yakınında görmeyeceğim seni. Sen benim ne yapacağıma karışamazsın. Bak artık sabrım taşıyor. Taşarsa ne olur ha? Ne olur? Gerçi niye şaşırıyorum ki? Anası evli erkekleri baştan çıkarırsa kızı da sevgilisi olan adamları böyle ayartır işte. Yeter! Defol! Hem de hemen! Deniz ne yaptın? Bunu yanına bırakmayacağım. Sen hala burada mısın? İkiniz de bunu pahalıya ödeyeceksiniz. Ne
Abi merhaba. Merhaba. Ben Adnan'ın asker arkadaşıyım. Adım Volkan. Ha evet. Adnan aradı. Biriyle ilgili bir şey soracak mısınız herhalde? Evet. Yiğit Aslan adında bir mezununuzu soracaktık. Evet, bir Yiğit Aslan var. 2009 mezunu. Nasıl bir bilgi istiyorsunuz? Mesela disiplin cezası var mı? Ya da ev adresi filan. Hay Allah. Ne oldu? Bir şey mi var? Evet var ama bir yanlışlık olmasın da bir saniye bir kontrol edeyim. Ya ne oldu acaba? Ne olacak ya? Kesin bir maraz var herifin dosyasında. Maalesef bir yanlışlık yok. Bu Yiğit Aslan sizin bir yakınınız mı? Yani evet. Sayılır. Öyleyse başınız sağ olsun. Geçen yıl kaybetmişiz. Ne? Bakın bu da ölüm ilanı. Ne demek şimdi bu? Kalbin işine bak, yüzüne bakamaz.